Kalazman Meslek Yüksek Okulu'ndur. Ben bu noktada olayı biraz daha açmak istiyorum. Şöyle ki eğitim süresi boyunca hocalarımızın engin bilgi ve tecrübelerinin katkısı bu çatı altında görev yapan ve çalışan insanların bir aile misali destekleri ve öğrenci arkadaşlarımın dayanışması neticesinde elde edilmiş bir başarıdır. Hayatını eğitim yoluna ve hala daha iyi ve kaliteli bir eğitim verebilmek için bugün daha iyi koşullarda ve şartlarda fedakarlık yapıp hem kendileri hem bu ülke adına akademik mücadele veren, aynı zamanda bu şartlarda dahi bizlere vakitlerini ayırıp şefkat ve sevgilerini sunan değerli hocalarımıza minnettarım. Takdir edersiniz ki bir ülkede her kesimi eğitimciler yetiştiriyor. Ülkeye başbakan olan insanları da eğitimciler yetiştiriyor. Cumhurbaşkanı olanları da eğitimciler yetiştiriyor. Bunlar için teşekkür ediyorum. Değerli ailelerimiz, şüphesiz bugün buradaki başarının, azmin, sevincin, gururun arkasında hiç kimsenin onların fedakarlık ve cömertliği kadar vicdanın olmayacağı analar, babalar, amcalar, dayılar ve daha sayabileceğimiz birçok aile büyüğümüz yer almaktadır. Bugün bizlerle beraber aslında sizlerin de gurur tablosu çiziliyor. Burada olan olmayan tüm ana baba aile büyüklerimizin ellerinden öper, onların bu desteklerinin ne minnetle ne de teşekkürle ödeneceğini düşünmediğimden icraatlar noktasında onların hizmetkarları olmanızı temenni ediyorum. 2013 yılı mezunu değerli arkadaşlarım, hepinizle tanışmak güzel ve gurur vericidir. Sizleri bir ömür boyu hatırlayacak ve inşallah bundan sonraki süreçte de bir arada olacağız. Yalnız ben bu kadar temenni ve teşekkür ettikten sonra şimdi de siz değerli arkadaşlarıma birkaç sözümü beyan etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bugün burada olmamızı sağlayan ve daha iyi şartlarda, daha iyi bir Türkiye'de yaşama umuduyla bazen boğazından, bazen ihtiyaçlarına ambargo koyarak bizlere bu imkanı ve olanakları sunan ailelerimize karşı görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, bunu bir kuşak meselesine benzetecek olursak, bir sonraki kuşağın eğitimcileri, yol göstericileri, yöneticileri bizler olacağız. Sürü içerisinde burada mutlu rastlantılarla karşılaştılar. Bazen sıkıldılar, bazen üzüldüler. Kimi ders anlatmaktan sıkıldı, kimi ders dinlemekten sıkıldı, kimi sosyal etkinliklerde fazla görev almaktan sıkıldı. Kısacası Kalkmaz Üniversitesi ailesi olarak zor ve zahmetli bir dönem, bir yıl geçirmiş olduk. Sevgili hocalarım, bugün öğrencilerinizin yetişmesinde en büyük paya sahip olan sizler, ne kadar gururlansanız, ne kadar mutlu olsanız azdır. Bu öğrencilerimize yetiştirmek için göstermiş olduğunuz çaba için hepinize, huzurlarınızda tüm öğretim eleman arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyük zahmetlerle okutmaya çalıştığınız, özlemini öğrenim süreleri boyunca özlemlerini çektiğiniz evlatlarınızın güzel bir gününde bulunuyorsunuz. Bu anlamda sizler de ne kadar gurur ve sevinç yaşasanız hakkınızdır. Bizler sizlerin bu zamana kadar yetiştirmiş olduğu evlatlarınıza bilgiye nasıl ulaşabilecekleri konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Eminim ki, şüphem yok ki evlatlarınız sizlere layık olarak tüm insanlığa, ülkelerine, sizlere faydalı birer birey olarak çalışacaklar. Emeklerimizi hem sizlerin hem de bizlerin emeklerini boşa çıkarmayacaklardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu yolda milli manevi değerlerine sahip çıkarak bilimin ışığında kendilerine düşen insanlık için görevi yerine getireceklerinden en ufak şüphemiz bile yok. Sevgili gençler,
Biraz önce okul birincisi öğrencimiz Sayın Benli'ni söyledi ama ben ona şu noktada katılmıyorum. Bu bir bayrak yarışı. Biz bayrağı bırakıyoruz. Elbette ki Atatürk'ün dediği gibi, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi gençler, yeni nesil sizden olacaktır. Ama bayrak yarışı, biz bayrağı bırakıyoruz, teslim ediyoruz lafına, ifadesine katılmıyorum. Çünkü sizler asıl topluma faydalanacağınız en enerjik zamanınız. O yüzden zaten mezuniyetin kelime anlamı bir bitiş değil. Bir ruhsatın, bir iznin, yeni bir başlangıcın anlamını ifade ediyor, anlamını taşıyor. Bu sadece size geçici bir dinlenme süreci. Yaşam boyu öğrenme ilkesinden yola çıkarak niteliklerinizi artırmanın, öğrenimize katkı sağlamanın, önce ailenize, sonra ülkenize, tüm insanlığa faydalı olmak için donanımınızı artırmanın başlangıcıdır. Bu anlamda bizler yüksek hukuk olarak standartlarımızı zorlayarak sizlerin iyi bir vatandaş, iyi bir evlat olması için, iyi bir yurttaş olması için standartlarımızı zorlayarak çalıştık. Bugün sizleri yolcu ettiğimiz, uğurladığımız bugün, her zaman kapımızın sizlere açık olduğunu, ben de okulum adına, bütün karşısına adına her sıkıntınızda veya her ihtiyacınızda yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum. Günümüzün bireysel güç veya günümüzde geçerli olan işte birinci olma, ünlü olma, en üstte olma anlayışının yerine takım halinde çalışmanın, işbirliğinin, tek bir sabit fikir yerine farklı fikirlerin tartışılabildiği, sermaye ve teknolojilerin her şeyi yapabildiği kadar yapsın yerine doğaya saygı duyan, değerlerine saygı duyan bir hayat standartlarının geçerli, kuralların geçerli olduğu bir toplumsal yaşama adım atıyorsunuz. Bu yolda hepinize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Her istediğiniz şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Bu arada burada bir şeyi huzurlarınızda belirtmeden geçmek istemiyorum. Okul bahçemizi gezmişsinizdir. Okul bahçemizin yeşillendirme ve peyzaj çalışmasını gerçekleştiren, 8 aydır bize eşlik eden İşkur kapsamında 9 aylık bu süre için topluma hizmet projesi kapsamında bizlerle birlikte olan ve bu gördüğünüz peyzaj düzenlemesini yapan 30 İşkur elemanımıza, arkadaşımıza, aile üyelerimize sizlerin huzurunda bir teşekkür etmek istiyorum. Haklarını iade etmek istiyorum. Öğrenci arkadaşlarıma da her şey gönlünüzce olsun, her şey istediğiniz gibi olsun, saygılarımı sunuyorum. Değerli konuklarımız, başarılar elbette gurur vericidir. Çünkü kolay elde edilmez. Mücadele... Alparslan Yüce'yi kürsüye davet ediyorum.
kazandım. Şimdi bekleyelim biraz. Bir ödül törenimiz var, bir belge dağıtım törenimiz var. Bekleyin biraz. Biraz sonra Selda hocamız eşliğinde kep atma törenini tekrarlayacağız arkadaşlar. Şu sahneyi bir boşaltalım. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hakkınızı ayrım. Ama en kısa zamanda görüşmek üzere. İnşallah. Tarih edersiniz mi? Hayır. Bir toplu fotoğraf alak mı hocam? Bir toplu fotoğraf alak mı hocam? Arkadaşlar hemen toplu bir geçin. Her tarafa bir yere de sürekli. Aldığınız parayı sıkıntıdan fazlasıyla evliliğiniz adanız olsun. Uzatınız ayrı. Hadi şu. Ama öğrencilerin dediğim gibi istediyor. Ayrılmış değil. Kısa süreli dinlenmiş. Ama daha güçlü bir şekilde, enerji bir şekilde bekleyebiliriz. Tarihi de ben dediğim zaman başkanımız önüne geliyorum. Ben değilim. Onlar da köşe hazırı duyuyorlar. Evet, İşkur Bölge Müdürlüğü bünyesinde meslek yüksek okulumuzda görev yapan tüm personele bütün işlerimizde teşekkürlerimizi iletiyoruz ve arkadaşlar
Kendini değiştirir, çok gelip geçme buradan, sonra dönme boşluğu. Hırcı var yar,